Çık oradan! Çık oradan, öleceksin! Merhaba sevgili Eylem Planı Holiganları, yeni bir 24 Karayalan bölümüne hoş geldiniz. 24 Karayalan'ın bu bölümünde Sinema 101'in son dönemlerinde giriş yaptığımız kurgu tekniği konularına örneklemeler sunacağız. Daha önceki 24 Karayalan bölümlerinden farklı olarak bu sefer iki filmden iki sahneye göz atacağız ve kurgu tekniklerini kullanarak şok etkisi yaratma veya sinematik gerilim yaratma üzerine konuşacağız. İlk örneğimiz modern klasiklerden benim de hayranı olduğum ve muhtemelen üzerine bir iki video daha hazırlayacağım Children of Men filminin açılışından geliyor. Bu sahnenin bir diğer güzel tarafı da plan sekans dediğimiz uzun take'lerden, yani tek çekimlerden oluşması. Film bir genel plandan başlıyor. Bunlara İngilizce'de exposition shot diyoruz. Yani bir genel plan, bir açık. Ahmet abi çalıp durma şu kornaları. Bak video bölünüyor ya. Bak gene. Bir exposition shot'la başlıyor. Yani bir genel plan, bir açıklama planı. Bize filmin içerisinde bulunduğu atmosferi anlatıyor ve nasıl bir ortamda bulunduğumuzu anlatıyor. Dünyada artık yeni çocuk doğmuyor 18 yıldır ve yeryüzündeki en genç insan, 18 yaşındaki insan bıçaklanarak öldürülüyor ve insanların yüzlerindeki ifadelerden bunun ne kadar da karanlık bir atmosfer yarattığını anlayabiliyoruz. Karakterimiz bir kahve alıyor, dışarıya çıkıyor. Biz de burada Londra'nın bu yıllardaki atmosferine şahit oluyoruz. Burada oldukça geniş bir açı var. Tüm ortamı ve atmosferi görebiliyoruz. Kahramanımız tam kahvesine biraz alkol katarken, ki bu da karakterimizle ilgili bize biraz ipucu veriyor. Bir patlama. Üzerinizde oluşan etki nedir? Şok, sürpriz, anlık bir korku. Peki bu duyguların kalıcılığı nedir? Kısa. Buna işte biz şok etkisi diyoruz. Size verilen bir bilgi yokken, beklemediğiniz bir anda aniden gelişen bir olay. Bu şok etkisi korku filmlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Yani aniden bir yerden fırlayıp sizi korkutan bir nesne, karakter veya herhangi başka bir şey. Bunun tam tersi yöne baktığımızda sinematik gerilimi görüyoruz. Şimdi aynı sahneyi düşünelim. Hiçbir şey beklemiyoruz. Karakterimiz geliyor, kahvesini alıyor, çıkıyor vesaire. Ama sahnenin en başına küçücük bir dakikadan geri sayan bir sayaç ekleyelim. Şimdi sahne nasıl değişti? Tüm sahne boyunca kahvesini beklerken, kahveyi aldıktan sonra televizyona bakarken karakterimize devamlı "Çık oradan! Çık oradan, öleceksin!" diye bağırdığımızı düşünün. İçimizde yaşadığımız hissiyat aynen bu oluyor. İşte Hitchcock'un tanımlamasıyla sinematik gerilim bize tam olarak da bunu yaşatıyor. Şimdi bunun için bir örneğe bakmamız gerekirse sinemanın en büyük ustalarından Orson Welles'in Touch of Evil filmine bakalım ve bu filmin açılışını inceleyelim. Filmin açılışında yaklaşık 3-4 dakikalık bir zamana kurulan bir bombayı görüyoruz. Daha sonra kameramız yana doğru bir pan, yani dönüş hareketi yapıyor ve çiftimizi arabalarına doğru yürürken görüyoruz. Dikkat edin, burada da uzun bir plan sekans var ve burada da her bir sahne tek tek birinden diğerine kesilebilecekken kesintisiz bir plan konuluyor. Bu da bize her şey gerçek zamanlı yaşandığı için, göz kırpmamıza ve nefes almamıza izin verilmediği için ek bir gerilim yaratıyor. Konumuza dönersek, bombamız kuruluyor, bir arabanın bagajına yerleştiriliyor ve çiftimiz de gelip bu arabaya biniyor. İşte gerilim başladı. Tüm sahne boyunca içerisinde bomba yerleştirilmiş bu araba ana karakterlerimizi takip etmeye başlıyor ve 3 dakika boyunca bu bombanın nerede, ne zaman patlayacağını ve baş karakterlerimizin bu patlamadan nasıl etkileneceğini düşünmekle geçiyor. Sahnenin başına eklenen 3 saniyelik bir planla, yani bombanın kurulması planıyla onun ardından gelen bütün sahnenin nasıl da değiştiğini fark edebiliyor musunuz? İşte sinematik gerilim tam da bu demek. Bu tabii ki illa bir bombanın kurulması olmak durumunda değil. Seyircinin bilip karakterlerin bilmediği bir unsur, bir tehlike, herhangi bir şey olabilecekken
tam algı sınırlarımızın veya bilgi sınırlarımızın dışındaki bir olay da olabilir. Pek çok korku gerilim filmi tam da bu noktadan faydalanarak bizi her zaman koltuğun ucunda tutar. İşte şok etkisi ve sinematik gerilim arasındaki ince çizgi burada çizilebilir ve ikisi de inanılmaz etkili şekilde kullanılabilecek çok güzel iki silah. Yönetmenlerin aklımızın içine girmek için kullandığı teknikleri uygulamalı olarak incelediğimiz 24 Karayalan'ın bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Sizin aklınıza böyle güzel şok etkisi veya sinematik gerilim sahneleri geliyor mu? Çünkü binlercesi piyasada var. En çok beğendiğiniz sahnenin örneklerini yorumlarda bekliyorum. Belki de bir sonraki 24 Karayalan bölümünün konusu o film olur. Bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, arkadaşlarınıza anlatmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi ne kadar da çok şey istiyorum sizden. Lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.